Şimdi arkadaşlar sizinle çok önemli bir mevzuyu paylaşmak istiyorum. Şimdi sosyal medyada, Facebook'ta, Whatsapp'ta vesaire yerlerde şöyle bir bilgi dolaşıyor. Bu bilginin e, maalesef çok sakat yönleri var. Bu noktada sizi bilgilendirmek istiyorum. Şöyle bir şey gönderiyorlar. Sen de oku. 13 yaşındaki bir kız çocuğu diyor. Ben Berfin Can Sida Tunç. 13 yaşında bir kız çocuğuyum diyor. Evet. Amansız bir hastalığa yakalandım. Tamam. Doktorlar bir çare bulamadı. Evet, Allah herkese şifa versin. Doktorlar e, ilaçları yazarlar. Şifa Allah'tandır. Olabilir. Bazı hastalıkların çareleri bulunmayabilir. Burada doktorların bir eksikliğinden kaynaklanan bir durum söz konusu değil. Eee gözyaşlarımla şey şeyhler şeyi Hazreti Hüseyin'in kızı, kız kardeşi Hazreti Zeynep'in türbesini ziyaret ettim ve orada uyuya kaldım. Evet, sonuna bakalım. Şimdi hastalanmış, doktorlara gitmiş, bir çare bulamamış. Eee şeyhler şeyhi Hazreti Hüseyin'in kız kardeşi Hazreti Zeynep'in türbesine gitmiş, orada uyuya kalmış. Rüyamda Hazreti Zeynep ağzıma su döküyordu. Allah'ın izniyle İyi olacaksın diye müjde verdi ve başımdan geçen bu olayı halka dağıtmamı istedi. Böyle bir şey söz konusu olamaz kardeşler. Bizim böyle bir rüyalarla, böyle bir efsanelerle e, hayatımızı şekillendirmemiz, dini açıdan sakat, dini açıdan böyle bir yola girmemiz doğru değil arkadaşlar. Çünkü burada e, insanlar ee, yorumlarla, kendi e, düşüncelerini, kendi e, fikirlerini dine dayandırarak, işte e, gizemli olaylar içerisine sokarak bir takım yollara e, tevessül etmişler, bir takım arzular olmuş olabilir. Ben de bu isteğini yerine getirdim diyor. Bir tanesini fakir bir kişiye verdim, inandı, 13 gün sonra zengin oldu. Allah Allah, böyle bir şey söz konusu olamaz. Buna inanılmaz bir defa kardeşim. Evet. Bu gibi efsanelerle aslında İslam inancımızın, Kur'an ve sünnetin hayatımızda etkisinden ziyade rüyalarla, türbelere gidip, oralardan bir şey bekleyerek oralardaki insanların kerametlerine inanarak bir yol e, çizilmeye çalışılıyor. Bu da İslam'a aykırıdır arkadaşlar. Bir türbede, bir mezarda, İsterse bir peygamber yatsın o peygamberin türbesine gidip bir şey istenecekse peygamberden asla ve asla istenmez. Dolayısıyla bu kişi buradan istemiş yapmış iyileşeceksin demiş. Ondan sonra 13 gün sonra iyileşmiş. Bir tanesini zengin birine verdim umursamadı görüyor musunuz 13 gün sonra servetini yitirdi. Yani buna inanmak nedir bu? Bu neyin neycisi? Böyle bir şeyden asla ve asla korkmayın. Böyle bir şeyin inancına da varmayın. Bir tanesini memur birisine verdim. O da umursamadı. 13 gün sonra hapse girdi. Şimdi arkadaşlar gelecekten haber verme yoktur. Gelecek bir dakika sonrasının kesin bir bilgiye sahip olmasını söyleyen kişi İslami inançta itikadı bozulur. Bozuk istikada e, döner. Dolayısıyla burada e, bu kişi ne iyileşir, ne zenginleşir, ne de malı serveti gider. İnananlar mutlu, inanmayanlar perişan oldu. Hayır, bu da yanlış. Yani buna inanmak iman esasları mı? Veya bir iş kurarsınız, işin prensiplerine göre hareket edersiniz, o işte muvaffak olursunuz. Bir iş kurmazsınız, işe Gereği gibi önem vermezseniz o işte başarılı olamazsınız. Bir imtihana çalışırsınız, gayret edersiniz. Bu İslami prensibin ölçüleri kardeşlerim. Dolayısıyla burada kesinlikle bir insanın bu gibi inanca sahip olmakla ne servet elde edebilir, ne de elinden serveti gider, ne de hapse girer. Böyle bir şey yanlıştır. Bu yazı kimin eline geçerse, bak 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 bak. 13 tane çoğaltıp 13 kişiye dağıtsın. İşimiz gücümüz yok. Oturacağız Whatsapp'a Facebook'a şuraya buraya bunu dağıtmaya çalışacağız. Ve şunu hiç unutmayın ki her paylaştığınız şeylerden başka birileri e, kendine e, hem e, reklam edilmiş oluyor hem bunlardan kazanç elde etmeye çalışıyorlar kardeşlerim. Bu oyunlara gelmeyelim. Bu yazıyı yazıp dağıtan kişinin muradı, isteği 13 gün sonra gerçekleşecek Allah'ın izniyle. Yani böyle bir şey de söz konusu olamaz. Zira Hazreti Zeynep'in şefkati, şef, şefkatiyle 13 gün sonra muradını erecektir. Yani niye 13 gün? Nerede geçiyor bu? Hangi kim söylemiş? Bu inançları arkadaşlar bizi Böyle böyle inana 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 itikat inancımızın temel esası Kur'an ve sünnetten bizleri uzaklaşır. Bu yazıyı okumaz. Bak 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 bak. Umursamaz. İlgilenemez, ilgilenmezseniz çoğaltıp dağıtmazsanız 13 gün sonra kötü bir şey yaşayabilirsiniz. Böyle bir evham sakın ha sakın yaşamayın. Böyle bir düşüncede asla ve asla olmayın. Böyle bir düşünceye sizi sevk edecek korku bile sizi inancınızı tehlikeye düşürür Allah muhafaza eylesin. Çünkü hayır ve şer Allah'tandır. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize hiç eksik olmasın. Amin. Burası güzel. Allah hepimize merhametiyle muamele eylesin. Acele edin. 13 gün sonra dilediğiniz kabul buyuruyor Allah'ın izniyle. Allah Allah. Böyle bir şey söz konusu da olamaz kardeşler. Mesajı dikkatli oku ve inan. Moralini sakın bozma. More bak. Özellikle inanmaya, özellikle böyle bir şeye bizi sevk etmeye çalışıyor. İşte Allah'ın isimlerini yazıyor. El Kayyum, El Malik, El Mecid, El Vahid, El Ahad, El Samet, El Kadir, El Malik, El -er -er Rahman. Allah. Hiç o bir zaman yanılmaz. Hiçbir zaman o yanılmaz. Evet doğrudur. Allah asla anılmaz. Ve bu isimlerle Allah'tan isteyeceğiz. Allah'a yalvaracağız. 19 kişiye gönder inşallah yarın güzel bir haber alırsın. Niye 19? Böyle gizemli şeylere sokarak, işi sanki önemliymiş gibi bir noktaya taşıyarak bir yerlere varılmak isteniyor. Bu yanlış arkadaşlar. Göndermezsen şanssızlık 9 sene seni bırakmaz. İslam'da şans diye bir şey yoktur arkadaşlar. Şans veya şanssızlık diye bir şey yok. Evet, kader vardır insan. Is is i̇slam'da, dinimizde. Erteleme, bunlar Allah'ın isimleri. Allah büyüktür. Evet, Allah'ın isimleriyle biz her zaman dua halinde olacağız. Asla ve asla böyle gizemli, böyle e efendim mesajlarla insanların hiçbir dayanağı, hiçbir e ilmi olmayan efsane Rüyalarla e, bir yere varılmayacağını bilelim kardeşlerim. Bunları sakın ne paylaşın, ne dağıdın. Bu konuda da hiçbir şekilde bu şeylere inanmayın. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun kardeşlerim.